Sonra hep birlik karakola gitmişler. Polisler bizimkilere aferin üstüne aferin çekmişler. Haklılar. Herkes kendini korumayı öğrense polislere daha az iş düşecek. Ama dövüşürken üçünün de pantolları ağından sökülmüş ya. Olacak o kadar canım. Cüneyt Arkın'ın bile söküldüydü. Kahraman olmak kolay mı? Kalsaydınız yemeğe etraflıca kendileri anlatırlardı. Hırsız yakaladık diye pek bir gerim gerim geriniyorlar. Pantollarından başka düğmeleri de patlayacak birbiri. Yarın uğrarız teyzem. Uzun yoldan geldim. Bir hamam yapayım, bir oğlumu koklayayım. Dinleneyim biraz. İyi, hadi. Tamam. Asiye, oğlanın her şeyini aldın mı? Bir şey unutup da beni buraya yollama yine. Aldım aldım. Bezleri haşır torbada. Beslenme takımları her yere benimle birlik geliyor zaten. Hadi güle güle gidelim. Bebeğimi benim yerime de koklayın hadi. Hadi. Buyurun. Bir şey unutmasalar olmaz. Tabii. Buyurun. Kimi aradıydınız? Beni hatırlamadın mı yenge? Dur çıkaracağım bir yerden. Heh, Behiye Gil'in kaynı Reşat'sın sen değil mi? Yok. Yok. Yüzünde hiç yabancı değil ama. Aa, bildim bildim. Bizim eski eve su getiren çocuksun sen değil mi? Yok. Daha yakın. Vallahi çıkaramadım. Şimdi hatırladın mı yenge? Geri dur kız efendi. Yoksa çok fena yaparım. Bak. Beni bir dakika dinle sonra ne yaparsan yap. İstersen polis şahı teslim et. Dinleyeceğim yenge. Çok pişmanım yenge. Şeytana uydum. Yaptım bir cahillik affet. Çocuğum hastaydı. Çocuğun mu? Bir tanecik oğlum var. Allah bağışlasın. Cümlemizinkini. Ameliyat dediler. Çok para dediler. Olmazsa ölür dediler. Fakirlik işte yenge. Çaresiz kaldım. Oğlum ellerimde ölüp gitsin istemedim. Ben de bu günaha girdim işte. Senin paran oğlumu kurtardı. 150 milyon kaldı geriye. Onu da getirdim. Harcadığımı çalışıp öderim. Ama geceleri uyku uyumuyor. Çantada adresiniz vardı kalktım geldim. Beni affetmezsen etme. Oğlumu kurtardın ya. Boynum kıldan ince. Hadi kalk yerden kalk. Eğer affettim dediysen oğlumu elini öptürmek istiyorum. Ve bir de ayrıca... Ve bir de ayrıca... bu akşam hepimizi... arkadaşının köfteci dükkanına yemeğe çağırıyor. Ailecek yani. Dur bir dur. Niye öyle? Hemen gevşemeyin. Bakalım doğru mu söylüyor? Niye köfteciye çağırıyor? He? Canım evi perperişan diye utanıyormuş çocuk. Oğluyla karısını oraya el öptürmeye getirecek. Numara olabilir. Daha ne numara yapacak vaydım. Kalktı yakalanmayı göze alarak evimize kadar geldi çantayı getirdi. Ya burası şehir yürü. Her şeye inanmayın. Bu korku yüzünden iyi ile kötüyü de ayıramaz olduk. Evet iyi niyetli insanlar kötü niyetlerin kurbanı oluyor. Çirkinlikler yüzünden güzellikleri de ayırt edemez olduk. Bu şehir ne biçim bir yer ya. Memlekette iyisi kötüsü bellidir. Ayağını ona göre denk alırsın. Burada sapla samanı ayıramıyorsun. Bence insanlara bir şans vermek lazım. Haydar haklı. Kendi kendini cezalandıran birine bir ceza da biz vermeyelim. Bir yanlış bir doğruyu götürmez. Ya gideceğiz mi vaydım? Aman iyi gidelim madem. Nasıl olsa kendi paramızı yiyeceğiz. Hoş 850 milyonluk köfteyi ben bile yiyemem bir. Buyur abi. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Bizi davet ettiler de. Tamam. Buyurun masanız ayrıldı. Ay gördün mü bak. Masamızı bile ayırtmış. Garip işte. Hadi. Buyurun. Buyurun. Gel. Hoş geldiniz. Gel. Hadi. Çantanı çalıp 850 milyonunu yedi diye adamı bir de alnından öpelim bari. Yine de ilginç bir davranış Fahit amca. Doğrusu ben çok etkilendim. Ay evet evet. Geldikleri zaman konuyu hiç açmayalım. Zavallıyı daha fazla utandırmayalım. Belki karısıyla çocuğuna parayı nereden bulduğunu söylememiştir. Bu kararlığın gözü çıksın ya. İnsanını nelere mecbur ediyor.
Ay evet, çocuğa küçük bir hediye mi alsaydık acaba? Ya. Ne hediyesi be? Zaten sattığım tarlanın 1/4'ünü hediye ettim. Biz abinin hayatını kurtardık, fena mı oldu yani? Ne yeriz abi? 850 milyonluk göğüttü götür. Piyazlar da şirketin olsun bari. Hala gelmediler. Gelirler, gelirler. Çocuk yine rahatsızlandı mı acaba? Değildir, değildir. Utanıyor olmasınlar. Ya olabilir, olabilir. Aklımıza gelmeyen daha kötü bir şey olabilir mi? Zeliha yengeni de sorun. Bütün cevaplar onda, hem de çifter çifter. Hadi birer köfte daha yiyelim. Kardeş, kardeş. Kardeş. Biz kalkıyoruz artık. Senin arkadaş gelirse çok beklediler ama kalktılar diyesin. Bizim hesap tamam herhal. Yo, hemen hesaplarız abim. Ne? Dur be. Bu masayı ayırtan senin arkadaşın değil mi? Yo. Nuri, adı Nuri. Bak kardeş, böyle esmer, ortaca boylu, gençten bir çocuk. Heh. Sabah gelip masayı ayırtana benziyor ama tanımıyorum. Ha? Sakın kimse aklından geçeni söylemesin, yoksa havaya uçarız. Yürüyün, hadi çabuk gidiyoruz. Sen çıkar abi hesabı. Yürü hadi, hadi. Hadi. Aç. Anahtar beğendi mi? Dur. Burası. Hadi. Gitti. Gerek yok emmi. Kapı açık zaten. Çıkarken kapıyı kilitlememiş miydik? Ben kilitlemiştim. Peki çıkarken kapının kilidini kırmış muyduk? Vay donca. Herkes odalarına baksın, çabuk. Bok benim takılarım. Hem de puantiyeli fularım ve fön de yok. Armağan televizyon. Bizim de bacım. Birikmiş paralarımız. Yandık Allah. Tepeden tırnağa soyulduk Vahit amca. Her şeyimiz gitmiş. Evet. Gidenleri geri alırız diyordum ama içinde 150 milyon olan çanta da gitmiş. Bunu sana bırakmışlar Zeliha. Oku da duysunlar. Yengecim, köfteciye gelemedi, kusura bakma. Çok işimiz vardı. Senin gibi iyi kalpli insanlar oldukça bize karada ölüm yok. İşte her şey için teşekkürler. Şu kağıdı şöyle bakayım. Kağıdı şuraya.